Arkadaşlar, bu haftaki videoda benim en sevdiğim konu olan iş görüşmesi. İş görüşmesinde yapılabilecek küçük ipuçları, ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız gibi konulardan bahsedeceğiz. Benim çok sevdiğim bir konu dememin nedeni neredeyse 20 Çok yıl. deneyimli olduğun aynı zamanda. Neredeyse 20 yıldır iş görüşmesi yapıyorum. Her bölgede, yani her iki tarafta da. İki taraf ne? Her iki taraf ne? Yani işte hem iş başvurusu yapan taraf Ha. oldum, hem işe alım yapan taraf oldum, ilk özgeçmişi gören taraf oldum, son kararı veren, işte teknik mülakata giren taraf da oldum. Bunun dışında özellikle Hollanda'ya gelirken bazı insan kaynakları firmaları iş görüşmesine girmeden önce ufak eğitimler verdi, nelere dikkat etmem gerektiğini söyledi. Şimdi bu süreçte edindiğim bilgileri, edindiğim deneyimleri özetle bu videoda anlatmaya çalışacağım. İstersen başlayalım yavaş yavaş. Başlayalım. Peki ben ilk önce sana sorayım. Sen ilk özgeçmişini nasıl hazırladın? Hatırlıyor musun? Bayağı oldu ama. Evet, uzun zaman oldu. Ya istersen önce hani bizi yeni mezun arkadaşlar da izliyormuş gelen yorumlara göre. Belki henüz okuyan arkadaşlarımız da izliyordur. İstersen önce bir özgeçmiş nedir? Tamam. Ondan kısaca bahsedeyim. Özgeçmiş tırnak içinde CV. Aslında bundan da anlaşılacağı üzere kendimize ait kişisel bilgilerimizi, eğitim durumumuzu, varsa iş tecrübelerimizi, yeteneklerimizi, teknik bilgilerimizi anlattığımız işe başvuru aşamasının ilk hani kendimizi tanıtan dokümanı olan bir Evet. belge aslında. Bunun yanında bir de işte niyet mektubu, kapak mektubu, çeşitli isimleri var, motivasyon mektubu, İngilizcesi cover letter dediğimiz bir başka doküman daha var. Bu da başvurduğumuz pozisyona yönelik yazdığımız, bu pozisyonu neden istediğimiz, neden uygun olduğumuz Evet. hakkında bilgi verdiğimiz bir kısa yazı var bir de. Senin soruna dönecek olursak, yıllar yıllar önce ilk özgeçmişimi hazırlarken açıkçası çok zorlanmıştım. Çünkü yüksek lisans yapıyordum, bir proje mühendisi olarak bir şirkete başvuracaktım. Hem de orada tezimi yapacaktım ve yazacak hiçbir şeyim yoktu. İşte eğitim okulumu yazdım. Notlarım fena değildi. Notlarımı biraz öne çıkardım. Bir de lisans tezim fena değildi. Güzel bir tezim olmuştu. Biraz da onu ön plana çıkardım. Bir de ben dil kurslarına falan gitmiştim. İşte dil bilgilerimi yazmıştım. Evet. Çok da sosyal bir insan değilim. Onun yanında başka çok sosyal bilgi yazamamıştım açıkçası. Şimdiki gençlerimiz daha sosyaller. Evet. Bu konuda kısaca çok kısa bir özgeçmişim olmuştu, başvurmuştum. Ama işin uzmanı sensin. Yok. Ya, o yüzden hani Uzman demeyelim de şimdi şey olmasın yani. ben hani nasıl hazırlamalıydım? İstersen sen biraz bahset. Tamam. Şimdi senin de bahsettiğin gibi iki ana konu var. Biri özgeçmişiniz, bir de cover letter dediğimiz işte motivasyon mektubu. İnsanlar genelde bu cover letter'ı arka plan atıyorlar ama bence daha önemli bir konu. Çünkü ilk hani oraya bakıyor İK Evet. ve daha kısa hızlıca göz gezdiriyor, hızlıca tarıyor. İlk onu Evet. gördüğü için herhalde. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar bir iş başvurusu yaparken mutlaka kendinizi karşı tarafın yerine koyun lütfen. Çünkü sizin özgeçmişinizi gören ilk kişi insan kaynakları oluyor genelde. Evet. Ve eğer sizin alanınızda uzmanlaşmış bir insan kaynakları değilse, bir firmanın hani genel insan kaynakları da oluyor bazen, her türlü işe alım yapıyor. Sizin teknik bilgilerinizi bilmez. Bilmek de zorunda da değil. O Evet. yüzden en önemlisi özgeçmişin sade olması. Çünkü bazen görüyorum çok kalabalık özgeçmişler geliyor ve hani Okumuyorsun, geçiyorsun. yani Bir sürü var zaten. okumak çok zor oluyor. Çünkü aradığı şey özellikle hani ben yazılımcı olduğum için tamam biraz daha konulara vakıf olabiliyorum ama arkadaşlar bir firmaya eleman alınacağı zaman diyelim ki benim pozisyonu front-end developer. Şimdi işten ayrıldım yerime biri alınacak. Bir metin hazırlanır ve hani takım lideri ya da işe alım kim yapacaksa şunları şunları istiyorum diye işte 3 yıllık deneyim istiyorum şu 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 teknik bilgiler istiyorum diye insan kaynaklarına gönderdiği zaman insan kaynakları sadece ona bakacak. Yani sizin başka firmalarda başka başka teknolojilerle yaptığınız şeyler biraz eğer kalabalık yapıyorsa gözden kaçabilir. Belki de anlamayacak bile. Belki de anlamayacak. Öncelikle sadeliğe önem vermek lazım. Çünkü dediğim gibi kendiniz onun yerine koymanız önemli. Benim son çalıştığım firmada yaklaşık 3 ayda 420 iş görüşmesi yapmışlar. 420 iş görüşmesinden 20 kişi işe almışlar. Her gelen 10 CV'den bir tanesiyle görüşseler, çünkü hani vakit yok, Doğru. 4000 küsur, 4200 CV eder. Yani Doğru.
O yüzden mümkün olduğunca hedefe yönelik olması lazım. Eğer birden fazla alana başvuruyorsanız, yine IT alanında söyleyeceğim ama mesela hem front-end developer'sınız, aynı zamanda full stack de yaparım diyorsanız, ilanlara göre CV'nizi biraz güncellemeniz iyi olur. Başvuracağınız ilana göre CV'nizi güncellemeniz iyi olur. Burada işte front-end alana başvuruyorsanız front-end bilginizi ön plana çıkartarak, diğer tarafta işte biraz daha back-end bilginizi de ön plana çıkartarak bir özgeçmiş hazırlayabilirsiniz. Bu sadece yazılım için değil yani her alanda. Ben de mesela birçok konuda çalışmıştım ama ilan çalıştığım küçük bir alana yönelikti. Ben de o alanı ön plana çıkarmıştım. Cover letter konusuna gelecek olursak arkadaşlar, az önce dediğim gibi insan kaynakları hızlıca sizin kim olduğunuzu tanımaya çalışıyor. Ve ona sunduğunuz bir cover letter aslında onunla yaptığınız ilk iletişim, ilk diyalog. Burada mümkün olduğunca özet ve kısa yapmanız sizin açınızdan avantaj. Yani ben şöyle de görüyorum, iki tane cover letter geldi bana. Biri bir sayfa, biri işte kısa bir paragraf. Hızlıca diğerini okuyup hani benim aradığım aday mı değil mi diye hızlıca eleyebiliyorum. Bu güzel bir şey. Diğerini ne yapıyorsun? Yani şimdi söylemeyeyim de hadi şöyle bir baktım diyeyim. Yani zor oluyor çünkü eğer çok fazla... ya çok CV varsa bir daha okumuyorsun ama asla mecbur. Evet, evet. Biraz zor oluyor. Onun dışında peki cover letter'da şimdi özgeçmişte halinde söylediği gibi okuduğunuz okul, yaptığınız daha önce işler varsa, işte yeni mezunsanız benim alanımda kendi yaptığınız projelerden kısa kısa bahsedebilirsiniz. Ve hani dediğim gibi ilana uygun olarak o projelerin o özelliklerini daha ön plana çıkartabilirsiniz. Ama muhtemelen cover letter'a daha önce bakacaklardır. Yani en azından benim yaptığım ya da benim gördüğüm arkadaşlardan yapılan o. Onda da ilk giriş cümlesinde işte ben Melih Korkmaz, işte 5 yıldır yazılım alanında çalışıyorum diyerek ilk önce hani kaç yıldır bu alanda olduğunuzu belli ederseniz. Çünkü hani ilanda da onların kafasında bir şey var. Doğum tarihlerinden başlamaya gerek yok. Doğum tarihinden başlamaya gerek yok. Aynen öyle. İşte yağmurlu bir kış gününde doğdum falan gibi. Onun dışında ikinci cümlede siz neden bu işi istiyorsunuz? O da o yüzden motivasyon mektubu zaten. Bunun için firmaya önce bir araştırmanız, mutlaka tabii ki ilanı iyice bir değerlendirmeniz gerekiyor. Kendinizle o ilanı özdeşleştirmelisiniz. Yani siz neden o ilana uygunsunuzu kısa bir iki cümleyle anlatabiliyor olmanız lazım. Eğer bunu siz anlatamıyorsanız iki şey olabilir. Ya ilana uygun değilsinizdir gerçekten. Evet. Ya da hani... anlatmaya çalışırsınız ama bu sefer de karşı taraf anlamaz. O yüzden neden ilana uygun olduğunuzu açıklayan bir kısım. Ve en son kısımda da benim genelde yaptığım neden firma bana uygun? Çünkü bu karşılıklı bir iş arkadaşlar. Yani siz bir işe başvuruyorsunuz, firma da aslında sizi almaya çalışıyor. Yani siz firmayı değerlendiriyorsunuz, firma sizi değerlendiriyor. Firma neden sizin için doğru firma? Hani buna bakabilirsiniz. Evet, genelde biz bunu kaçırıyoruz. Ya çünkü ekmek... aslanın ağzında ya. Yani bir an önce iş bulmam gerekiyor. Mezunumuz, bir sürü iş arayanımız var ama ilanlar görece biraz daha düşük. Dolayısıyla şey gibi görüyoruz hani, o beni seçsin de. Evet. Ben zaten isterim. Ama aynen, aslında öyle değil. Evet, bu süreç karşılıklı. Şimdi bu sizin reklamınızı yaptığınız alan. Siz kendi yalan söylemeden kendi özelliklerinizi parlatmanız lazım. Aynı şey firmalar da yapıyor. Bu yanlış bir şey değil. Yani firmayla görüşürken de firma size en güzel yönlerini söylüyor. İşte yaptıkları, evet, etkinlikleri anlatırlar. Evet. Ne kadar güzel kod yazdıklarını falan, aslında girdiğinizde öyle olmuyor. Anlatırlar. Yani yalan ama söylemiyorlar. Ama şeyler gerçek. Ama tam yüzde parlatılmış. Parlatılmış. Yani siz de gidip de hani hiç bilmediğiniz bir konuda yalan söylemek kastetmiyorum ama bildiğiniz alanları parlatmak aslında bu tamamen bir marketing işi. Aynen. Sizin kendinizi, aynen, pazarlamanız lazım. Firma da size kendisini pazarlaması lazım. Bunu mutlaka düşünün ve çabuk olması lazım bu işlemin. Yani karşı taraf için özellikle. Kısaca. Diğer bir konu. Arkadaşlar hep bana, yani çok karşılaşıyorum bunlar, çok şaşırıyorum. Bir iş bulabilmeniz için iş ilanına başvurmanız gerekiyor. Ha, evet. Yani sence başvurayım mı? Sence başvurayım mı? Bu iş beni alır mı? Eğer aranan özelliklerin tabii ki %100'ünü karşılayamayabilirsiniz ama hani bir kısmını karşılıyorsanız siz başvurun, alıp almamayın onlar karar versinler. Yani bu adayla görüşmeyelim diye onlar karar versinler. Sürekli beni sanki tek aday sizsiniz ve başvursanız kesin olacakmış kafasından çıkmak gerekiyor biraz. Bir de şöyle de korku oluyor ya, ya başvursam ben de dalga geçerler mi, yeterli değilim. Kimse dalga geçmez yani. Bir şey millet hani böyle CV açıp ohaha diye... Oluyor. Sessiz kaldım. Olur. İşte bu videoda onu olmaması için uğraşıyoruz.
Arkadaşlar hani bizde nedense kim söylediyse bana hani özgüvenli olun, iş görüşmelerinde çok özgüvenli olun falan. Bu biraz ipin ucunu kaçırıyoruz. Özellikle hani buradayken gördüğüm iş başvurularında İK firmaları bazen paylaşıyor komik yazıları. Türk adaylarda çok karşılaşıyorum. Yazılımcılarda. Hani sanki o işi en iyi o yapacak, ondan başka kimse yapamaz gibi bir mesaj yazıyorlar. Bu çok hoş değil. Tabii ki kendinize güvenmek güzel bir şey ama bu kadar abartmak hoş değil. Onun dışında firmayı ön başvuruda bile mutlaka kısaca araştırmak gerekiyor. Ben şöyle bir şey de yaşadım. Yani firmayı hiç araştırmamış bir arkadaş. Gene Türk bir arkadaştı burada. Amsterdam'da bir işe başvurmuştu. Find Otel'de çalışıyordum o sırada. Find Otel işte Trivago, Booking gibi otel bulmanızı sağlayan bir web sitesi. Bizim İK'daki arkadaş şey sormuş İngilizce olarak, neden Find Otel? Yani sen neden Find Otel istiyorsun gibisin. Yani, neden Find Otel demiş. Arkadaş da firmayı o kadar araştırmamış ki yani Find Otel'e başvurduğunun farkında değil. Ben Find Otel kullanmıyorum ki, Booking kullanıyorum demiş. Hani otel ararken Booking kullanıyorum. Görüştüğünüz firma değil. Hangi firma? Evet, hangi firma görüştüğünün farkında değil. Bu çok yapılan bir hata. Onun dışında dediğim gibi özgeçmiş, özet olmalı. Fotoğraf çok soruyorlar bana. Özellikle yeni arkadaşlar, fotoğraf koyayım mı, koymayayım mı? Arkadaşlar özellikle Avrupa için bu çok hiç önemli değil. Burada ne cinsiyete bakıyorlar, önemsemiyorlar. İşe alırken fikrini etkileyecek bir şeye bakmak istemiyorlar. Yaşımızı bilmiyorlar mesela çoğu zaman. Ben bunu şey paylaşayım. Hollanda'daki ikinci şirketime geçtiğim zaman ekip büyüyordu. Benim de geçmiş şirketimde çok fazla yaşlı, daha tecrübeli arkadaşlarım vardı. Burada ben de kendime böyle biraz hani yaşıtım mı olacak diye bir merak ediyordum. Yöneticime sordum da işte birine karar verdik dediğimde ne zaman gelecek, kaç yaşında diye sormuştum. O da bana bilmiyorum ki kaç yaşında, sormamıza izin yok, o söylemeden bilemem demişti. Evet, o yüzden çok hani bu kısımlar çok önemli. Ama illa hani fotoğraf koymak istiyorsanız ben de kullanıyordum. Hani kendinizi göstermek de güzel bir şey olabilir. O çok sorun değil. Ama lütfen, lütfen yani çok fazla karşılaşıyorum. Sade, elinizde vesikalık fotoğrafınız dijital halde olmayabilir. Hani çünkü vesikalık genelde baskı olarak elimizde oluyor ama hani düz bir beyaz duvarın arkasına geçip bir arkadaşınıza güzel bir ışıkta sade düzgün elinizin yüzünüz gözükeceği bir fotoğraf çekmekte fayda var. Çünkü bana şöyle de bir CV geldi. Arkadaş fotoğrafta çay içiyordu şöyle. Çay firmasına başvurdum herhalde. Yani bilmiyorum ama tabii ki bu sizin bu işi yapıp yapabileceğinizin anlamına gelmiyor. Ama bir negatif etki olmasının nedeni çünkü siz bir yerde çalıştığınız zaman size özen gösterme yani kıymet verilmesini istersiniz. Hani önemsenmenizi istersiniz. Siz de firmayı önemsemeniz gerekiyor. O yüzden imla hataları lütfen ama lütfen başvururken tabii ki bir mail falan atıyorsanız görüştüğünüz kişiye bu da geliyor. Kısaltmalar kullanmayın. İşte kanka, canım, bro. Yani lütfen. Yani bu çünkü ister istemez insanın kafasının arkasına yani ne kadar ön yargısız olmaya çalışsanız da bir negatif etki bırakıyor. Evet. Mümkün olduğunca ciddi olmaya çalışmakta fayda var. Tamam. CV'mizi hazırladık. İşte kapak mektubumuzu da hazırladık. Tamam. Çok güzel yaptığımıza da inanıyoruz. Hiç kısaltma kullanmadan mailimizi attık, gönderdik. O işte karşı taraf okudu, ilgisini çekmiş. Hı hı. Geri dönüş yaptılar. Tamam. Melih Bey, CV'niz ilgimizi çekti. Sizinle görüşmek istiyoruz. Bundan sonra ne yapalım? Esas yani görüşme aşaması, esas tiyolarım burada. Yani insanların çoğunun yapmadığı ama bence kesinlikle pozitif etki eden bir şey. Tabii ki herkes firmayı araştırıyor da artık bunu araştırıyor olmanız lazım. Firmanın yaptığı işi, domaini mutlaka araştırıyor olmanız lazım. Bu konuda bilgi sahibi olmanız lazım ama bir, firmanın çalıştığı alanla, gene benim alanımda işte çalıştığı teknolojilerle geçmişte yaptığınız bir projeyi bir şekilde görüşme sırasında konuyu açacak şekilde kafanızda öncesinde planlayın. Yani bir şey anlatırken, bir şey sorduklarında size işte geçmişte yaptığınız bir şeyi anlatırken çok net bir örnek vereyim. Templify'da iş görüşmesine girdiğimde Templify bir işte doküman yönetim ve doküman oluşturma yani template oluşturma startup'ı ve ben konuşma sırasında işte bana geçmişimi anlatırken işte çok kısa bir dönem bir yıl kadar SharePoint'le çalıştım. Bir buçuk yıl kadar SharePoint'le çalıştım. O da Microsoft'un doküman yönetim sistemi biliyorsun. Ve genelde bunu insanların sevmediğini bildiğim için işte çok kısa
bir şekilde onu konuyu oraya getirip ay hiç sevmediğim de bir konudur doküman yönetimsel. Onlar da aynı şey. Of biz de çok hiç sevmiyoruz evet, falan diye ortak bir konu bulduk. Bu çok önemli arkadaşlar. Karşı taraf kendinizi yine karşı tarafın yerine koyun. Siz kimlerle çalışmak istersiniz? Sizin gibi insanlarla çalışmak istersiniz değil mi? O yüzden mümkün olduğu kadar ortak paydada birleşmeye çalışacağız görüşmelerde. Bu çok önemli. Birincisi firmayla bir ortak paydada birleşmeye çalışmak. Evet. İkincisi de görüştüğünüz kişiyi mutlaka araştırın. Bu araştırmayı aslında çoğu kişi yapıyor. Yani LinkedIn'den profiline bakıyorlar. Ama ben size bir basamak daha söyleyeceğim. İki şekilde araştırın. Yani bir business dediğimiz iş alanında araştırın. Ve mümkünse sosyal olarak. Yani Stalklayın ama bunu tabii ki söylemeyin. Çok ürkütücü. Peki bu ne işinize yarayacak? Şöyle söyleyeyim. Şimdi business alanında araştırdığınızda, yani iş alanında araştırdığınızda bunu belli edebilirsiniz. Yani mesela adam yüksek lisansta işte yapay zeka üzerine yüksek lisans yapmıştır ve sizin de ilginizi çeken bir konudur. O sıralarda onunla ilgili kitap okuyorsunuzdur falan. Yani özgeçmişinizde o alanı kendinizle bir şekilde bağdaştırmışsınızdır. Bunu dile getirebilirsiniz. Yani konuşma sırasında ben de sizin profilinizde şey gördüm, böyle böyle bir konu var, ben de bununla ilgileniyorum falan diyerek bu adamı araştırdığınızı, görüşmeye hazırlandığınızı gösterir ki bu çok güzel bir şey. Yani ben evet, mesela hoşuma gidiyor. Yani bir önemsenmiş hissediyorum. Bu önemli ve bunu belirtebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama doğrudan ben sizin özgeçmişinize baktım. Yani bir konuyu oraya getirmeye öncesinde çalışırken bunu kafanızda planlamak önemli. Peki sosyal alan yani kişisel özel hayatını araştırmak ne işe yarar? Kesinlikle tabii ki bunu söylemeyin. Ürkütücü yani ne yapıyor bu kişi diye. Ama dediğim gibi kendi... Gördüm cumartesi karınla. şuraya gitmişsin falan şeklinde çok hoş olmayan bir davranış. Ama kişinin kendisine size yakın hissetmesini sağlayacak bir şeyler öğrenebilirsiniz. Mesela benim yaptığım yine bir yöntem. Diyelim ki kedisiyle fotoğrafını gördüm. Ve benim de kedim var. Kedileri severim. Uzaktan görüşürken, kameradan görüşürken bir anda ay pardon 2 dakikanızı alacağım şu kediyi aşağıya alayım falan deyip aa benim de kedim var. Oradan konuyu bağlayabilirsiniz. Yani böyle bir sıcaklık kurabilirsiniz. Ya da işte yani resimde Paris'te tatile gittiğini görüp bir şekilde konuyu önceden kafanızda hani muhabbet sırasında hani iş görüşmesinin çünkü bir öncesinde ve sonrasında bir muhabbet kısmı genelde olur. Orada konuyu çaktırmadan getirirseniz hani sanki hiç onu araştırmamışsınız ama ortak zevkleriniz varmış gibi. Bu önemli. Evet güzel bir şey değil biraz ayıp gibi hani ama bir taktik gibi. Ama onu hissettirmediğin sürece sorun yok evet, bence. Ama aslında firmalarda, tesadüfmüş gibi davranın. Firmalarda benzer taktikleri uygulayın. Yani bu bir reklam sonuçta kendinizin reklamını yapıyorsunuz. Bir şey soracağım. Kişiyi araştırın diyorsun ama bu sana bilgi mi veriliyor en başında? Tabii yani. Kiminle görüşeceksin? Mesela isim vermedi kiminle görüşeceğini. Biz sorsak ayıp olur mu? Kiminle görüşeceğim? Olmaz. %90 veriyorlar işte. Yani çünkü bir toplantı daveti atıyorlar. Orada zaten isimleri görüyorsunuz. Ama olur da bir şekilde vermezlerse işte yazılım ekibinden bir arkadaşla görüşeceksiniz derlerse görüşmeden bir gün önce falan hani kimle görüşeceğim hani ya, diyebilirsiniz. Bu çok yanlış bir şey değil. Sonuçta araştırmak güzel bir şey. Ama genelde dediğim gibi bizim yani iş tarafındaki araştırmayı çoğu yerde görürsünüz ama benim için sosyal tarafta da özel hayatı araştırmak da önemli. Yani kötü bir şey değil bence. Bence de değil. Hani ben de ortak zevklerimin olduğu, hobilerimin olduğu kişi. Tabii ki bir şey değil. Hani illa da onu seçeceğim diye bir şey yok. Yok denk gelirse ama zaten hani. Yani o daha yakın. Evet. Gelebilir. Evet. Yani bunun dışında tabii ki görüşmeye hazırlanınca insan daha rahat geçiriyor görüşmeyi. Hani kendinize bir güveniniz oluyor. Geçen videoda ben bahsetmiştim. Ben öncesinde hazırlık yapmadığım için böyle soru sorduklarında bakmıştım. Evet. Şey konuşamamıştım. Onun dışında teknik mülakatlara gidiyorsanız daha önce çıkmış sorulara mutlaka bakın. Çünkü benzer sorular soruluyor. Bu yanlış bir şey değil. Hani daha önce çıkmış sorulara bakıp hani kopya çekiyormuşum. Belki bilmediğiniz bir alanı o anda öğrenmek bu çok büyük bir yanlış değil. Ama hani hiç bilmediğiniz bir teknolojiye başvurup da çıkmış soruları ezberleyip geçmek saçma olur. Evet. Ama zaten o alanda çalışıyorsunuz ya da o alana ilginiz var. Daha önce de birkaç deneyiminiz olmuş. Çıkmış sorulara bakmak çok büyük fayda sağlıyor. Görüşme sırasında lavali olmamak ama sıcakkanlı olmak. Dediğim gibi insanlar birbirine yakın insanlarla çalışmak isterler. Bir hani kültür oluşturmak için, ortak bir kültür oluşturmak için. Ama tabii ki karşı taraf özel hayatıyla ilgili konular açıyorsa, bir şey anlatmış olabilir. Özellikle bunu
Avrupa'da daha çok gördüm. Daha sıcakkanlı oldukları için. Yani daha sıcakkanlı demeyeyim de. Yumuşatmak için. Ortamı yumuşatmak için. Evet, daha sıcakkanlı demeyeyim de daha rahat oldukları için böyle konularda. Özel hayatıyla ilgili bir şey yaparsa yorum yapmamaya çalışın. Hani gülün, onaylayın ama çünkü yanlış yerlere gidebilir konu. Ne aklına geldi biliyorum. Burada bir arkadaş, isim vermeyeceğim. O kendini biliyor. O kendini biliyor. İş görüşmesindeki kişi demiş ki iki tane, eşimin iki tane çocuğu var. Demiş. Benim de iki tane çocuğum var. Bizim arkadaş gülmüş. O zaten senin çocuğun değil mi gibisine. Sonra adam tekrar açıklamış. Eşimin önceki evliliğinden iki tane çocuğu var. Benim de önceki evliliğinden iki tane çocuğu var diye soğuk bir ortam olmuş. Yani ne gerek var? Gülme işte. Tamam da geçiyorum. Beni acaba diplomamdan dolayı mı eledin dediler ya. Evet. Başka bir konudan dolayı mı eledin? Yani böyle konulara girmemek, yani gülüp geçiştirmek güzel olur. İş görüşmesi sırasında başka söyleyebileceğim. Dediğim gibi hazırlık çok önemli. Rahat olmak çok önemli biliyorum. Gergin olacaksınız. O yüzden mutlaka çok fazla iş görüşmesine girin arkadaşlar. Herkese diyorum yani mutlaka başvurun, evet, iş görüşmesine girin ve elenin. Yani elenin. Evet, elendikçe geliştireceksin kendini. Geliştireceksin. Yani bu yanlış bir şey değil. Elenmek çok normal bir şey. Siz mükemmel aday olsanız bile bazen sizi yanlış değerlendirebilirler. Mükemmel aday olsanız bile kendinizi ifade edememiş olabilirsiniz. O gün gününüzde değilsinizdir. Gününüzde... Kişiyle elektriğiniz tutmamış olabilir. Sizden bir tık daha iyi bir aday denk gelmiş olabilir. Bu çok normal yani. Çünkü bazen pozisyona uygun olmuyorsunuz. Kişiye bakmıyorlar, işte tecrübesine bakıyorlar, maaş skalasına bakıyorlar. Bir kısımda uymamış olabilirsiniz. Sizden daha uygun bir adayla görüşmüş olabilirler. Sizin başarısız olduğunuz için değil, o pozisyona uygun olmadığınız uygun için. Bu çok normal bir şey yani. Hani evet. Ben eyvah yazılımcı olamayacağım ya da şunu olamayacağım diye bir şey yok. Evet. Maaş skalası da genelde sorarlar. Bunu söylemekten çok fazla çekinmeyin ama piyasayı gerçekçi olun. Piyasayı araştırarak, çünkü Glassdoor gibi işte birçok site var, ortalama maaşları gösteren birçok araştırma var. O pozisyonunuza ve deneyiminize göre ortalama bir maaş söylemeniz çok normal. Peki görüşmeyi yaptık. Hı-hı. Bitti. Tamam. Dediler ki teşekkürler Melih Bey. Biz size geri dönüşüyoruz. Biz sizi ararız. Bu arada Türkiye'de genelde aramıyorlar bildiğim kadarıyla ama yurt dışında görüşme yaptıysanız mutlaka geri dönüş, olumlu olumsuz geri dönüş yapıyorlar. Bir süre verdiler, işte bir hafta içinde bizden dönüş bekleyin. Bundan sonra ne yapmalıyız? O bir hafta olunca kadar sürekli ne oldu diye sormalıyız. Yapanlar var bu arada. Tabii ki size mesela, yani benim gördüğüm diyor ki işte pazartesiye kadar geri döneriz diyor. En güzel tabii ki pazartesiye kadar beklemek arkadaşlar. Pazartesi dönmediyse ben genelde bir gün daha veriyorum. Çünkü insanların bir sürü işi oluyor. İşte salı, çarşamba günü hani durumla ilgili bir güncelleme var mı? Bir bilgilendirme alabilir miyim? Süreç nasıl ilerliyor şeklinde kibarca bir mail yazmak. Hiç problem değil. Gayet güzel ve hatta hani ne kadar ilgili olduğunuzu da gösterir o işe. Hani ne kadar merak ettiğinizi de gösterir. Olumlu olursa zaten bir sonraki aşamalara geçeceksiniz. Teknik mülakatlarla ilgili daha sonra video çekmeyi düşünüyorum. O hani daha farklı bir şey ama oldu. Bütün aşamaları geçtiniz. Dediler ki Melih Bey teşekkürler. Başka bir adayla ilerlemeye karar verdik. Evet, olumsuz oldu. Bu kadar. Yaptığı zaman hani biz ne yapmalıyız? Tamam deyip konuyu kapatıp yolumuza devam mı etmeliyiz? Ya tabii şimdi işte WhatsApp'tan engelleme, küsme, trip atma böyle şeylere gerek yok. Benim yaptığım şey, neden elendiğimle ilgili bir bana bilgilendirme verebilir misiniz, işte bir değerlendirme yapabilir misiniz diye soruyorum. Çünkü oradan özellikle teknik bir mülakatsa, teknik bir aşamada neden elendiğimi söylüyorlarsa o alanda kendimi geliştirebilirim. Ya da bir sonraki görüşmeye kadar onu düzeltebilirim. İşte mesela görüşme yaptığım daha eski zamanlarda bir tane arkadaş geri dönüşte şey demişti, yine teknik bir konu ama... Adlandırmalarda yanlış kullanmışım işte hani. Yanlış bir format kullanmışım. İşte bundan dolayı temiz kod yazmadığım için daha doğrusu elenmiştim ve o konuya ağırlık verdim. Demek ki bu konuda eksiğim. Biraz daha. Bence zaten yani fazla iş görüşmesi yapmak insanı çok güzel geliştiriyor. Çünkü elene tabii, hangi konularda eksik olduğunu da görüp o konuları yoğunlaşabiliyorsunuz. Geri bildirim almak güzel bir şey, sormak güzel bir şey. Ama o aldığınız geri bildirimi yanlış düşünüyor ya. Biraz da ciddiye almak lazım. Bir de tabii geri bildirim vermiyorsa 10 kere sormanın bir anlamı yok. Yok, vermiyorsa. Vermiyor. Yapacak bir şey. Yok. Sanırım... Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Peki hani son aşamayla da olumlu olması aşamasıyla da ilgili konuşalım mı? Olumlu olmasında çok bir şey yok. Yani bundan sonraki süreç pazarlık süreci arkadaşlar. Mutlaka kendinizi
dediğim gibi hani ne olursa olsun beni alacak pozisyonuna sokmanıza gerek yok. Yani karşılıklı bir süreç bu. Mesela maaş düşük geldiyse ya da bir yan hak düşük geldiyse bunu dile getirebilirsiniz. Söyleyebilirsiniz işte ben hani yani 5000 lira maaş istemiştim, 4500 vermişsiniz gibi. Acaba bir esneme payı var mı? Gibi sormak bu. Yani siz 5000 istediniz diye yani sizi reddetmezler. Karşılıklı bir pazarlık sormak süreci, kibar ol, yani kavga etmedikten sonra, çatışmadıktan sonra her şeyi sormakta bence fayda var ve pazarlık yapmakta fayda var. Çünkü o aşamaya gelmişsiniz, demek ki firma sizi beğeniyor. O aşamaya gelmişsiniz, aday demek ki firmayı beğeniyor. Karşılıklı bir istek var. O zaman bir orta yolda buluşma aşamasına geliyor. İki tarafta biraz birbirine. Evet, orada pazarlık yapabilirsiniz. Burada hemen kısaca şey de söyleyeyim, eğer Hollanda'ya gelecekseniz, Hollanda'da bir iş görüşmesi yaptıysanız, İşte taşınma paketi vermemişse taşınma paketi isteyebilirsiniz. Evet. İşte ilk ay falan mesela ev vermemişse ev sorabilirsiniz, ev desteği sorabilirsiniz. Bunlar da hiç yanlış bir şey yok. Özellikle Hollanda'da insanlar çok net olduğu için vermiyorsa vermiyorum diyor. Yani öyle bir politik cevap verme çalışıyor. Bizim öyle bir politikamız yok diyor. Var diyor. Senin de başka aklına gelmiyorsa. Yani en güzel şey deneyim. Ha, bir de arkadaşlar sorduğunda en çok söylediğim şey işi çok... Hani tamam olur olmaz diye düşünmeden hani size uygun olduğunuzu düşünüyorsanız ve başvurun. Mümkün olduğunca çok iş görüşmesine girin. Elenin ki gerçekten istediğiniz bir iş olduğunda, gerçek istediğiniz bir firma olduğunda hazır olmak da önemli. Yani çok daha doğru. Rahat çok girmek, doğru. Daha rahat. Şöyle belki geçen videoda söyledim. Yani Türkiye'de o kadar çok iş görüşmesi yaptıktan sonra Hollanda'ya başvurduğumda tabii ki çok farklı bir süreçti. Farklı iş görüşmeleri yani. Bir kere yabancı dil ve farklı bir kültüre başvuruyorsun. Farklı süreçlere alışmak için biraz süre gerekiyor. Ve ilk baştaki başvurularda hep ilk görüşmelerde elendim. Sonra ikinci görüşmelerde elendim. Sonra üçüncü görüşmelerde elendim. Yani gittikçe, öğrendikçe daha da geçti. Ben hep eleniyorum deyip. Hep eleniyorum. Küsmedim. Evet, bunu yapmaya gerek yok. Kendimizi daha çok geliştirmek lazım. Demek ki bir yerde bir eksik var. Evet. Aramaya devam etmek lazım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Benim için faydalı oldu çünkü senin verdiğin taktikleri ben de uyguluyorum şu başvurusu yaparken. Umarım arkadaşlarımız için de çok faydalı olmuş. Faydası oluyor. Sorunuz olursa ya da çekmek istediğimiz tarzda hani şu konularla ilgili video çeker misiniz derseniz hani bildiğimiz bir konuysa tabii ki. Evet. Elimizden geliyor. İlla iş konusunda değil. Hani sosyal Hollanda'da hayat. Hollanda'da yaşam, sosyal hayat, ev almak. Benim gene kafam işe gidiyor ama iş kurulumu gibi konularda hani edindiğimiz deneyimleri anlatmaya çalışırız. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Ederiz.